Burada en önemli olan şey ilk etapta tahliye, canlıların tahliyesi. Çünkü bizler özellikle önce canı ondan sonra malı kurtarmaya gidiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda mutlaka özellikle büyük sitelerde veyahut da büyük binalarda bu tür tatbikatların haberli ve habersiz şekillerde uygulanması gerekir. Sayın Albayrak, bu tarz sitelerde ben de yaşadım, bizler de yaşadık ve hiç şimdiye kadar böyle bir tatbikat görmedim. O yüzden biraz bu konunun herhalde altını çizmek gerekiyor. Mutlaka yapanlar vardır ama çok yaygın olduğu konusunda soru işaretleri var. O yüzden bu son yangınlarla da gördük. Bir anda çok hızlı bir şekilde alevler yayılıyor ve o tahliye sürecinde belli bir disiplin içinde ve belli bir tekrarla, değil mi, gerçekleşmesi gerekiyor. Bu son derece önemli orada yaşayanlar Haberli için. ve habersiz yapılmak kaydıyla haberlileri önce onları alıştırmak, Evet. yani doğru davranış biçimlerini öğretmek için, ama daha sonra habersiz tatbikatlarına mutlaka yapılması gerekiyor. Evde oturuyoruz hep beraber, işte anne baba çocuklar, bir yangın alarmı çaldı. Ne yapmak gerekiyor o anda? İlk etapta bir kere eğer gaz varsa doğal gaz, mutlaka doğal gaz vanalarının kapatılması ve elektrikle kesinlikle oynanmaması gerekir. Asla elektrik düğmelerine basılmaması gerekir. Mümkünse de elektrik şalterinin mutlaka Kesinlikle. indirilmesi gerekir. Yani doğal gaz ve elektriğin mutlaka Devre dışı. kapatılması gerekiyor. Evet. Burada tabii sitelerde başka problemler de yaşayabiliyoruz. Sadece insanların eğitim veyahut da tatbikat yapmamalarından kaynaklı olarak bazı problemler yaşayabiliyoruz, ama özellikle sitelerde, 3-5 bloktan oluşan sitelerde giriş kapıları diyebileceğimiz sitelerin ana giriş kapılarının mutlaka itfaiye araçlarının girebileceği şekilde geniş bir boyutta olması gerekiyor. Bunları da hallediyoruz. Bazen ikaz ediyoruz, yazılar yazıyoruz ilçe belediyelerine ve site yöneticilerine, ama geniş kapıların içerisinden girdikten sonra bizde şöyle bir şey çok yaygın. İçeride peyzaj Tabii. çalışmaları yapıyoruz. Süs havuzları veyahut da içeride banklar, yürüyüş yolları vesaire yapıyoruz. Bunlar da içeriye giren itfaiye ekiplerinin içeride manevra yapmasını veyahut da yaklaşma istikametlerini etkilediği için mutlaka bunlara da özen göstermeli. Evet, tabii ki estetik olmalı, ama önce tamamiyet sonra mükemmelliyet. Yani önce biz böylesi bir durumda profesyonel ekiplerin müdahalesini engelleyici kimi çalışmalardan estetik anlamda vazgeçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani itfaiye araçları bazen trafikte de zorlanarak, bazen güç bela geliyorlar. Kapıdan içeri giremedikleri ya da zor geçtikleri, diyorsunuz, olaylar yaşanıyor. Kesinlikle. Bunun da altını Ya çizik. Evet. bunlar sadece site için. Bir de büyük endüstriyel yangınlarımız oluyor mesela fabrikaların. Bunlarda da bizler aslında itfaiye teşkilatı olarak kendi sorumluluk sahamız içerisinde bulunan kimi kritik riskli binaların mutlaka yangın eylem planlarını yapıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir kritik binaya veyahut da tesise mutlaka yaklaşma istikametlerini bilmemiz gerekiyor. Oraya vardığımız zaman da kimin neyi yapması gerektiğini biz daha önceden çalışıyoruz. Dolayısıyla itfaiyeyi sevk ettiğimiz andan itibaren itfaiyenin kendi kullandıkları tabletler üzerinden zaten veyahut da kartlar üzerinden gittikleri tesisin yangın riskini daha önceden çalıştıkları için mutlaka biliyorlar, ama oraya vardıklarında daha sonraki imalatlardan kaynaklı olarak değiştirilen planlardan mütevellit bazı sıkıntılar yaşanıyor. Mesela araçların yaklaşma istikametleri engellenmiş oluyor. Veyahut da açık alanlar, sundurma gibi yerler farklı nedenlerden dolayı kapatılmış oluyor. Dolayısıyla itfaiye ekiplerinin orada müdahalesi zorlanıyor. Onun ötesinde bir de oraya vardığımız zaman bizim mutlaka doğru bilgi almamız lazım. Evet. Yani gittiğimiz yerde ne tür malzemenin yandığı, maddenin yandığı, neyle karşı karşıya kaldığımızı bilmemiz lazım. Vardığımız zaman oradaki personelin, çalışan arkadaşları mutlaka bizim farklı girişlerin olup olmadığını veyahut da içeride kalan, mahsur kalanların olup olmadığını mutlaka bilmemiz lazım. Bazı durumlarda
Özellikle bu özel güvenlik personeli sadece kapıda durduğu için güvenliğini sağladığı tesislerin farklı özelliklerini bilmedikleri için doğru bilgi edinemediğimizde bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Evet, bu da çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'la konuşuyoruz. Dünkü sizin ekipleriniz Halkalı'daydı. Takip evet. ettiğimiz yangında canlı yayında uzun süre verdik ve hem bir panik oldu hem de alevlerin çok hızlı şekilde büyüdüğünü gördük. Sizin ekranlardan izleyebildiğiniz, şu anda da görüyorsunuz, boyutları nedir? Yani bir ev için, bir site için bu yangını biz çok büyük olarak gördük ama tabii sizin profesyonel görüşünüz önemli. Şimdi buradaki kullanılan malzeme çok önemli. Yani özellikle şimdi çok fazla nedenler var yangınların altında yatan. Bunlardan bir tanesi mesela kullanılan malzeme doğru seçilmemişse bunlar en ufak bir şeyde kıvılcımlaşıyor veyahut da daha büyük yangınlara sebebiyet veriyor. Bu tabii siz İzmir'deki yangından bahsediyorsunuz. Bizim bir de İstanbul'da çok büyük bir evet, yangınımız var. Evet, ikisi hemen aynı gün ve aynı boyutlarda çok büyük yangınlar olarak. Bir tanesi konuttu, bir tanesi iş yeriydi. İş, evet. Şimdi konut açısından baktığımız zaman evet belki estetik anlamda çok güzel bir bina bu. Ama kullanılan dış cephe kaplama malzemesi ahşap olduğu için bunlar da yanıcı veyahut da parlayıcı herhangi bir kimyasalla kaplanmadığı için çok çabuk alevlenebilen malzemeler. Dolayısıyla yangının tabii farklı nedenler de olabilir. Rüzgarın o anki gücü. Evet, rüzgar da olduğu haberleri vardı ama sizin de altını çizdiğiniz gibi ahşap malzeme özellikle. Evet, evet yani bütün bunlar çok çabuk yangının yayılmasına neden olabilir. Ama İstanbul'dakine geldiğimiz zaman İstanbul'daki yangın tamamen bir iş yeri yangınıydı ve biz oraya vardığımız zaman maalesef biz doğru bilgi alamadık. -3 ve üzerinde 7 kat. Dolayısıyla -2'de bir yangın var. Bize kumaş deposu deniyor ama aslında kumaş deposu olmadığı, oranın bir tekstil atölyesi, imalathanesi olduğu ve içinde farklı makinaların olduğu, bunların da kendi içerisinde, tamburların içerisinde yağ bulundurdukları, dolayısıyla herhangi bir sıcaklıktan dolayı içerideki basınçla bunların patlayabileceğinin bilgisini bize vermeleri gerekiyordu ama biz gittiğimizde bize sadece kumaş deposu dendi. Biz ona göre müdahale etmeye çalıştık. Kaldı ki özellikle son dönemlerde -1, -2, -7, -10 kat kadar toprağın içine girebiliyoruz zemin altına. Evet. Burada da mesela -3 var. -2'de yangın çıkıyor. Ama -3 ile -1 zaten aynı tehlikeyle karşı karşıya ve buranın tek bir girişi var. Halbuki mutlaka birden fazla giriş ve çıkışının, kaçış yollarının olması gerekiyordu. Tek bir giriş olduğu için tek bir yerden girilmek durumunda. O zaman da alevin veyahut da ateşin merkezine inmek çok zorlaşıyor bizim açımızda. Dolayısıyla müdahale yarım kalabiliyor. İstenilen ölçüde olmuyor. Oradaki mesela biz 30 saate yakındır bu yangın sürüyor. İzmir'deki çok daha çabuk kontrol altına alındı ve soğutuldu. Ama buradaki yangın hala tam anlamıyla sönmüş değil. Soğutma çalışmaları devam ediyor ama yangın -3'e indi. Ve orada ne olduğunu bilmediğimiz nalburiye malzemesi deniyor ama biz sorduğumuzda diyorlar oradaki verilen bilgi bize çalışma eldivenleri, iş eldivenleri olduğu söyleniyor ama sürekli patlıyor. Sonradan evet. öğreniyoruz ki bunun içerisinde parlayıcı, patlayıcı malzemeler var. Yani ki pas sökücüler var, aküler var, 12 voltluklar vesaire. Bunlar bize daha önceden söylense belki arkadaşlarımız ona göre tedbir alacaklar ve ona göre müdahale edecekler. Peki Sayın Albayrak, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Geçmiş olsun tekrar hem İzmir için hem de İstanbul ekipleri için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.